Ağustos, 8 Ağustos. Değerli boğa burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu takip edebilir. Akka Official Instagram sayfam günlükte takip edebilirsiniz. Değerli boğalar, bu hafta fikirleriniz, kafanızdaki projeleriniz, yapmak istediğiniz yenilikler için çok güzel fırsatlar ve bu fırsatları özellikle kendiniz için başlamış, başkaları için başlatılmış projelerde yer alacaksınız ve iç dengeniz ve gereken doğru döneme doğru hareket ettiği için ne iş yapacağınızı, nasıl bir ortamda olacağınızı ve kendinizi nasıl büyüteceğinizle ilgili çok güzel kapılar aydınlanacak. Bunları fırsata çevirmek, sizin fikirlerinizle fırsata çevirmek size artı bir güç, artı bir enerjinizi yüksek tutacak. O yüzden işinizle ilgili mesleki konularda hem nazik, hem pozitif, hem güçlü, hem de hedeflediğimiz kapıların anahtarları bizim için doğru açılacak. Eğer iş konularınızla ilgili uzun süredir yer değişimi istiyorsanız haydi araştırın, evraklarınızı yollayın, olumlu kapınız var. Uzun süredir yerinizle ilgili değişmesini istediğiniz ve masa değişikliği bekliyorsanız haydi yöneticinizle konuşun ve bunu bir an önce pozitif bir enerjiye çevirin. Paranızla alakalı birikmiş haklarınız ve uzun süredir bunlarla ilgili mücadeleleriniz varsa yasal olarak ve oradaki insanların da size bu haklarınızın sunacağını bilmenizi istiyorum. Aslında hem kalarak hem de kendinizi tekrar iş hayatınıza adapte ederek çok güzel bir haftanın altyapısını oturtacaksınız. Çok fazla işinizle alakalı iletişim konuları, bilgisayarla alakalı evraklar, büyük projeler, büyük olumluluklar var. Bunların hepsinin altından kalkabileceğiniz, hatta bunu kalkarken de ödül konularıyla alakalı büyük başarılar elde edeceksiniz. Ben sizden korkmuyorum da hani böyle rahat evreniz, düzenim güzel. Bu kadar yoğunluk sizi yıpratabilir. O yüzden tatille ilgili planlarınız Ağustos 15 itibariyle daha yoğun geçecek. Bu da sizi daha keyifli. Hem de parasal anlamda da uzun süredir ödeyemediğiniz ya da parayla ilgili sıkıntılarınızla ilgili sistemi de oturtacaksınız. Daha kendinizi güçlü, daha keyifli hissedeceksiniz. Eğer devlet kapısıyla ilgili evraklarınız varsa olumlu. Eğer akademisyen ya da üniversiteye tekrar bir başlangıç ya da üniversitede görev almak istiyorsanız olumlu ve destekli bir noktada çok güzel hayırlı kapılarınız olacak. Değerlendirebilirsiniz. Kendinize yeni iş ya da farklı bir alandan, farklı bir yoldan iş beklentiniz varsa bunlarla ilgili kapıların da altyapıları açık. Siz bu hafta bol bol düşünün. Ne yapmak istiyorsanız bu enerjiyi kendinize çekin ve yapın. Çok güzel iş alanlarımız var gözüküyor. Yalnız sizde şu var. Renkli bir hayata geçmek, bu böyle rahat uyumaktan çok aşık olmak, bütünleşmek, keyif almak istiyorsunuz ve hayatınızı renkli bir şekilde devam edip aşkla ilgilenmek istiyorsunuz. Yeni anlaşmalar belki bu yüzden size zorluk yaratabilir ama hem para dengemiz hem de aşk hayatımızla ilgili çok güzel fırsatları değerlendirdiğinizde üzerinizdeki yük, korku ve endişe hayatınız geride kalacak. Çok güzel bir başarı, aşkta da başaracak gözüküyorsunuz. Ben şunu, bazı boğalar diyor ki ben eski ilişkime geri dönmek istiyorum. Ben bu konuda çok acı çektim ve kalbim çok fazla yıprandı. Bana bu konuda bir enerji var mı? Evet, bu geri gelecek ama sizin kader arkadaşınız o değil. Yepyeni bir hayat arkadaşınız olacak. Ama yüzleşmek ya da içinizdeki öfkenizi kusmak istiyorsanız Ağustos 21'i bekleyin. Bu enerjiniz de gerçekleşecek. Yeni aşk bekliyorum. Beni aşk bulacak mı diyorsanız bu hafta gözünüzü dört açmamız ve bu enerjiye geçiş yapacağınız bir hafta. Bence aşk da kapıda. Siz gereksiz korkuyorsunuz. Hayat arkadaşınızla başlama enerjiniz var gözüküyor. Aile büyüklerimiz özellikle baba, bağırsak, kalp problemi yaşayabilir. Sağlıkla ilgili noktalarda bu noktada yıpranabilir ve bunun temposu sizi yıpratabilir. Buna dikkat edeceğiz. Ama evli olanlarda bazı boğa burçlarında ciddi anlamda sorunlar, daha fazla geçmiş kavgalarımız, para kavgalarımız, aile yaptığımız bu yatırımlarla ilgili çok fazla gereksiz ve kendinizi çok fazla kendi kabuğunuzun içerisine çekeceksiniz. Bu yüzden evde olan bazı boğa burçlarında psikolojik olarak yorgunluklar, ben anlaşılmıyorum ve beni kimse anlamıyor, ben artık bıktım ve gitmek istiyorum diyenler için eşiniz ya da siz özür dileyip bu ilişkiyi tekrar kurtaracaksınız. Ve bu kurtarma sizin evliliğinize renk ve heyecan verecek. O yüzden adımı hiç bekletmeyin, şimdiden yapın, olay kapansın istiyorum.
düşünüyorum. Ev taşınma konuları olan bazı boğa burçları için aslında evi taşınma değil de boya, badana, yenilik, yeni şeyler yapmak isteyen boğalar için çok güzel noktalarımız var. Yani bunlarla ilgili ne yapmak istiyorsanız çok başarılı ve aydınlık. Sadece şunu yapmanızı istiyorum. Uzun süredir evinizde ben bu evi beğenmiyorum ve enerjisi beni basıyor diyorsanız lütfen bu evin enerjisini satın. Çünkü burada bir rızıksızlık var. Geçmişle alakalı bazı kaoslar sanki bu evin enerjisini almış. Satın, çok daha huzurlu ve güzel bir ev anahtarınız gözüküyor. Mutlaka bunu yapın istiyorum değerli boğa burçları. Uzun süredir dikkat probleminiz olabilir. Araçla alakalı yaşayacağınız kaza, dikkatsizlikle yapılan bir kaza evremiz olabilir. Bunu da ihmal etmeyin. Eğitim konuları ya yüksek lisans ya da ki farklı bir eğitim almak istiyorsanız bu dönem bunlarla alakalı yapacağınız başlangıçlar sizi çok fazla sevindirecek. Bu ara muhafaza hani deriz ya bilinçaltınız sanki geçmiş tutum konularıyla alakalı. Yani anneyi kıskanabiliriz, ilişkimizi kıskanabiliriz. Bu ara böyle kafamız daha böyle içsel dünyamızdaki duyguları yansıtamıyor olabilir. O yüzden böyle muhafazakar. Yani yine yanlış söylemiş olabilirim. Neyse size ruhunuzu geride bırakın. Altın borcunuz varsa ödenme ya da bu konuyla ilgili gündemde olacak yenilikler var. Destek alacaksınız ve borcunuz harcınız kapanacak. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun.